Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Siz uzmanlar tansiyon teşhisini koyduktan sonra hastalara tedavi aşamasına göre ilaçlar veriyorsunuz. Tabii. Bazen de kişiler pek toplum olarak da aslında biz ilacı size geldiğimizde iyileşiyoruz ama ilacı kullanmayı da sevmeyen bir toplumuz. Peki düzenli ilacı kullanmadığımız zaman yan etkileri daha iki kat artıyor mu? Yani tabii ki şimdi tansiyon hastası ne demek? Tansiyonu normali getirmemiz lazım. Tansiyonu normali getirmek için de kullanılan ilaçları ayarlandığı zaman muhakkak alması lazım. Ama benim tansiyonum çıkınca alırım, o tabir yanlış. Onun için muhakkak İlacı hekim kontrolü altında düzenli olarak alması lazım. Çünkü birçok kişiden duyuyoruz. Ben kendimi ilaçlara bağlamak istemiyorum. Kendimi iyi hissettim de ilaç kullanmıyorum. Biliyorum ki tansiyon hastasıyım ama kendim kötü hissettim de ilaç çok kullanmak yanlış. Evet. Neden? İleride daha vahim olaylar olacak. Daha çok ilaç kullanacak. Kendine de eziyet edecek, ailesine de edecek, hekime de edecek hatta. Onun için bence baştan hekimle müşterek olarak ilaçlarını almış. Peki tansiyon hastalığını hasta kabul ediyor. İlaçlarını ömür boyu düzenli kullanmak zorunda mı? Kontrol altında olarak. Olarak. Çünkü her ilacın artısı kadar eksisi var. Eksisi de var. Çünkü eksisi olmayan ilacın faydası da olmaz. Onu hekim kontrolünde ayarlar. Peki yüksek ya da düşük tansiyonu nasıl ayırt edecek kişi hocam? Yani şimdi bizim normal tansiyonumuz 12 veya 13, küçüğü de 8 santimetre. Belirti olarak? Bunun üstünde diyelim ki 14, küçük de 9'u geçiyorsa artık o hasta tansiyon hastasıdır. Yani o asabidir, iner veya yükselir, düşer diye bir şey yok. Onu tansiyon hastası kabul edeceğiz. Ona göre, onun sınıflamasına göre tedavisini ayarlamamız lazım. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.